Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'l-duhâ ve'l-kamari izâ telâhâ. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
من آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن قال بل لبثت 100 عام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. عزيز تفسير حديث علم كلامي دخي أول فقه عالم بول سلامي görüşme أهل بدعات إلى زلامي seni berbat eder eyler melami tirar et ehli bidattan hakka giderim cemali ba kemale seyriyle. Allah-u Teala Hazretleri gecenizi mübarek eylesin. Amin. Cümlenizi, cümlemizi rızasında daim eylesin. Amin. Bu gece farklı bir gece olsun niyet ettik. Birkaç hafta sonra yazlık tatile geçecek talebelerimiz. Biz de istedik ki Efendi Hazretlerimize buraya geleli yaklaşık 8 sene oldu. 8 sene 3 ay kadar oldu. O günden bugüne Rabbim çok şeyler ihsan etti. O kadar ikram etti ki saymakla bitmez. Ama bunları bu Balıkesir halkının gayretleriyle ihsan etti. Neden? O günden bugüne birkaç tane talebeyle, şu anda hafızını bitirecek talebeyle beraber 32 tane talebemiz bizatihi bizde hafızını bitirmiş. Şu anda önümüzdeki dönem Arapçadan 6 kişi yaklaşık icazet alacaklar. Efendim. Düşünüyorsun, bakıyorsun 8 senede bir çalışma, medreseye sıfırdan başlamışız, Elif B'den başlamışız. Allah bunları ihsan etmiş. Burada gördüğüm şey şu. Demek ki Allah, arkadaşlar, ilmi isteyene verir. Kutsi hadistir. Allah-u Teala buyuruyor, ben ilmi isteyene veririm, zenginliği istediğime veririm. Demek ki Balıkesir halkı ilmi istiyor. İlim ehlini istiyor. Allah da bugün bizi vesile etti, yarın başkasını vesile eder. Kimse dünyaya ebedi kalacak değil yani. O yüzden ama demek ki burada birilerinin bir duası var. Zanus Paşa Hazretlerinin, Hasan Baba Hazretlerinin, baş reis Şeyh Lütfullah Efendi'nin, en baş komutan Ali Rıza Bezdi Hazretlerinin, büyük müfessirlerin burada imzası var. Sarı Hoca'nın, Dursun Bey'deki Sarı Hoca'nın buraya atmış olduğu bir imza var. Manevi bir imza. Onların bereketi, efendilerimizin bereketi, dostlarının bereketi ve bugünlere gelindi. Sizlerin gayretiyle. O yüzden sebep başta hepinize Balıkesir halkı olarak, buralı olarak, buranın insanları olarak hepinize özel olarak gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah, anamın bir duası var bana, ben de öyle dua edeyim size. Allah, anam derdi ki, oğlum bazen çok yorgun olur, ona hizmet ederdim, öyle derdi bana. Allah tuttuğunu altın etsin derdi. Ya, ben de size öyle dua ederim. Allah tuttuğunuzu altın etsin.
Ben derdim ne demek tuttuğun altın olsun, Allah tuttuğumuz altın olursa ne olur falan derdim. Sonradan anladım tuttuğun altın olsun ne demek, ondan sonra anladım. O yüzden sebep Allah sizleri de efendim tuttuklarınızı altın eylesin. Evladınızı, ahvadınızı illa ve illa o zürriyetinizden alimler, evliyalar nasip eylesin. Tabii bu çok önemli arkadaşlar. Bugün efendim işte 2. Sakarya'da Allah razı olsun bizden önceki hocalarımız çalışmışlar, gayret etmişler. 2. Sakarya medreseyi dikmişler. Buraları almışlar, hizmet etmişler. Buradaki efendim onun ekibiyle beraber buraları hizmet edilmiş, alınmış. Üçpınar Rabbim nasip etti, işte bir 6 ay evvel açmak nasip oldu. Şimdi ise bu efendim ilk göz ağrımız, gözümüzün sultanı, gönlümüzün sultanı Efendi Hazretlerimiz. Biz onunla tanıdık bu yolu. Yani onunla doğduk. Öyle oldu yani. Biz yıllar evvel annemizi babamızı terk ettik. Efendi Hazretlerimize ana baba dedik. Öyle oldu yani. Bunun tevazu mevazu yok. Vaka bu yani. Realite bu. Tamam mı? Vaka bu. İster tevazu de, ister hoca kendini pazarlıyor de, ister başka şey. Ne dersen de ama vaka bu. O yüzden sebep Allah-u Teala ihsan etti. Çok böyle 3-4 senedir uğraşıyorduk buna. Yani Mevla Teala birilerine vesile etti, o etti, bu etti derken işte bir sene önce kadar yerin ihalesi alındı. Efendim şu bir 15-20 gün bir ay var mı Huzeyfe? Yok. Bu yerin işte şeyi çıktı, ruhsatı çıktı. Ruhsatı da işlemi de bitmiş oldu. Bayağı bir uğraştık yani. Elhamdülillah. Ruhsat işlemi de bitti çok şükür. Niyetimiz bu külliyemizi Efendi Hazretlerimizin ismini verelim istedik. Bu külliyemiz nerede? Kuvayi Milliye'de. Yani Kudüs Camisi'ni arkanıza alın, Edremit'e doğru gidin. Tamam. Sağ tarafta bir Veysel Karani Camisi verecek. Oradan çıkarken yukarıya böyle 100 metre gittim mi yol çatallaşıyor. Sağ taraftaki köşe, ada var orada bir tane. O ada işte 3,5'lük dönüm külliye oraya olacak nasip olursa. İnşallah. Veysel Karani Camisi hemen alt tarafında. İstedik ki sultanımıza, Efendi Hazretlerimize bir hediyemiz olsun. Biz onunla bu yolu tanıdık. Efendim diğer büyüklerimiz, Allah dostları var ama biz onunla tanıdık yani. Efendim. O yüzden sebep bu Efendi Hazretlerimizin adına Mahmud Efendi külliyesi olacak. İçlerinde bazıları dediler ki hocam bizim işte şöyle yapsak bizim şöylemiz olur mu, işte babamın adı, anamın adı olabilir dedik. Onu düşünürüz falan. Ama külliyenin ismi Mahmud Efendi Hazretleri külliyesidir. Bu ben buradan şunu anlıyorum. Yani Balıkesir halkının böyle bir Allah yoluna bu seferberliği başlatması, Efendi Hazretlerimiz gibi zamanın müceddidine bu hediyeyi vermesi demek ki buralarda Allah bereket verecektir. Bunu anlıyorum. Tamam. Bugün bunu ilan için toplandık. Bunu ilan edeceğiz. Çünkü çoğu kimse nerede, ne yapıyorsunuz hocam, ne ediyorsunuz diye soruyorlar haklı olarak. Biz de istedik ki bunu bir toplu halde ilan edelim. Efendim, ne yaptığımızı da anlatalım. Ne yapmak istediğimizi de anlatalım. Çünkü gönüller bir olursa Allah arkadaşlar Nusret-i İlahi'yi öyle indiriyor. Gönüllerin bir olmasıyla oluyor bu işler. Bakın şu anda gelirken ben şeyleri istedim. Yaklaşık efendim rakamları aldım. 150'ye yakın şu anda efendim yazlık talebe var. 130-150 arasında. Yazlık değil mi, öyle mi Zeyr Hoca? 150'ye yakın, 130-150 arasında yazlık talebe var. Bizde efendime söyleyeyim 130 civarında, 120-130 civarında efendim işte erkekler var, kızlar var, bir de sıbyanlar var. Onlar da 120 civarında desek. Yani 250 civarında diyelim.
artık sayıyı siz toplayın, talebe oluyor. Bunlar hep sizlerin gayretiyle oldu. Allah şu anda bizi vesile etti, o kadar. Yarın biz ölürüz, başkası gelir. Yani. O yüzden sebep, ama Allah bu Balıkesir'deki halka nasip etti, buralara ihsan etti. O yüzden Allah'ın verdiği nimetlere şükür olması hasebiyle istedik ki bugün hem yapılan efendim hatim var, Efendi Hazretlerimizin adına hatimler vesaireler, dualar var. Onları duasını yapalım. Hem de medrese nedir? Biz medreseden ne anlıyoruz? Niçin medrese medrese diyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Şunu unutmayın. Birazdan bizim ufaklıklar gelecek. Sıbyan talebeleri. Onlar gelmeden ben bitireyim konuşmayı. Evet, ben de buraya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, Efendi Hazretlerimizden biz medreseyi öğrendik. Yani ben lise, Edirne Lisesi Fen Bölümü mezunuyum. Bunu az çok biliyorsunuzdur. Konya Selçuk 1. sınıftan terkim. O zamanları 17 yaşındaydım. Şimdi 47 yaşındayım. Tam 30 sene geçmiş. Devam. Tam 30 sene geçmiş aradan. Arkadaşlar, bir kere pişman olmadım. Üniversiteyi bırakıp medreseye başladığıma vallahi billahi tallahi bir kere pişman olmadım. Allah gençliğimin baharını bana medreselerde nasip etti. Bunun nimetini şükretmem, ne kadar izah etsem de aciz kalırım. Bu Allah'ın ihsanı. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın, Efendi Hazretlerimiz buyuruyorlar. Siz ilme ne kadar değer verirseniz ben de size o kadar değer veririm. 90 yaşında olsanız ilim öğrenin. İlmin arkadaşlar, 90 yaşındasın, okuyacaksın. Hocam ben yaşlandım. Yok, okuyacaksın kardeşim. Hocam benim kafam hangi? Olmasın, sen oku. Önemli değil. Allah seni o yolda görsün ya. Evet, ahirette desinler ki 89-90 yaşında ya Rabbi bu yola başladı ama ömrü vefat etmedi. Elif Bey dedi, vefat etti. Efendimiz buyuruyor. O kişiye kabirde hoca ederler buyuruyor. Hoca. Büyüklerimiz de buyuruyorlar ki o kişi ahirette ulema ile beraber haşrolunacak. Neden? Ya evet, geç başladı ama niyeti neydi? Bunun hoca olmaktı. Ulemanın yanında olmaktı. O yüzden dolayı ulemanın yanında haşrolunacak. Alimde, ahirette alimler çağrıldığında seni de çağıracaklar. Daha ne büyük şeref istiyorsun? Niyetin ne? Niyetin başlamak, gayret etmek. Ey okuyup okutanlar, size gıpta ediyor. Efendimiz'in sözü. Evini terk edip okumaya gelen Tebuk muharebesine çıkmış sayılır. Tebuk gazvesi ne? Biliyor musunuz Tebuk gazvesi? Bakın, Tebuk gazvesi acayip bir hali var. Nasıl? Yaz ayı gelmiş. Tam hurmaların devşirme zamanı. Meyveler olgunlaşmış. Allah vahyetti Resulullah Efendimiz'e. Hazırlanın, gazveye gideceksiniz. Nereye gidecekler biliyor musunuz? 700 kilometre ileriye. Bizans'ta çarpışacaklar. Bak, 700 kilometre ileriye. Tebuk gazvesi. Sahabe geldi. Ya Resulullah dedi. Yani biz dedi şimdi gitsek dedi. Evde dedi kimse yok. Hurmaları kim dedi devşirecek dedi. Kadınlar dedi yapamaz doğru dürüst. Müsaade et, bir iki hafta sonra gidelim. Gayet makul değil mi? İstek. Evet. Resulullah Efendimiz dedi hayır. Hayır dedi, şimdi gideceğiz dedi. Bazıları dedi ki, münafıklar, kalbinde hastalık olanlar dedi ki, ya bu sıcakta gidilir mi? Ya gitsen nereye savaşacaksın? 700 kilometre gideceksin, bir de savaşacaksın ha? Ya siz ölüme gidiyorsunuz dediler. Allah ayet indirdi, biliyor musunuz? Kul naru cehennem eşeddu harra. De ki, Habibim cehennem daha da sıcak dedi ya. İşte Tebuk gazvesi bu. Öyle bir gazveden. Gittiler oraya, savaşmadan geri döndüler. Evet, savaşmadan geri döndüler. Allah öyle muvaffakiyet verdi. O yüzden Efendimiz buyuruyor. Bir kimse evinden çıksa okumak için, o kimse Tebuk gazvesine çıkan, muharebeye çıkan kimse gibidir. Efendi babam kim o? Ali Haydar Efendi. Hafız Kutsal Sûre buyuruyor ki, hafızlık kadar büyük nimet bilmiyorum derdi. Bir de bir ayetin manasını vermek çok çok büyük nimettir. Hafızlar, evet, biz cenneti garantiledik diye bakmayın ha.
Hafız olmak çok büyük bir nimet ama ve lakin önemli olan hafız olarak ölmektir. Ha. Hafız olarak ölmektir. Yani hafız ahlakıyla ölmektir. Evet, ahirette bir hafız 70 ya da 80 kişiye şefaat etme etkisi verilecek. Ama hangi hafız? Kur'an ezberlemiş, gereğiyle amel ediyor. O hafız. Evet. Sizlere Allah şefaat etme etkisi verirse bana şefaat edecek misiniz? Evet. Edecek misiniz? Evet. Edecek misiniz? Evet. Tamam. Allah'ın izniyle biri tutar yani. Peki bu cemaate de yetki verilirse şefaat edecek misiniz? Evet. Evet mi? Evet. Evet mi? Evet. Tamam Allah'ın izniyle. İzniyle. Efendimiz Hazretimiz buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Tekkeler, medreseler ne yaptı size de bunları bırakıp gittiniz? Yağsız, tuzsuz bir üniversite açtınız ve bununla beraber insanın ömrünü bitiriyorsunuz. O insanların cehenneme gitmesine sebep oluyorsunuz. O insanlar fakir olarak ahirete çıkınca hepinize beddua edecek. Arkadaşlar, maalesef şu anda ben biliyorsunuz müdürlerle, o arkadaşlar da üniversite camiasından, okul camiasından arkadaşlarla hemhalim. Yani onlarla fikir alışverişi yapıyorum. Devamlı konuşuyoruz. Hepsi emin olun kan ağlıyor biliyor musunuz? Hepsi kan ağlıyor. Yemin edebilirim. Dört başı mamur üniversiteleri var. Dört başı mamur binaları var. Ama hepsi kan ağlıyor. Adam çocuğunu veriyor 7-8 yaşında, 20 yaşında, 18 yaşında alıyor. Ya diyor, bu canavar nereden geldi evime? Diyor. Şaka değil ha. Ama ikinci çocuğunu da aynı şekilde yapmak için yine koşturuyor. Sebep? İstikbalini kazansın. Ama ahiretteki istikbalini perişan ediyor. Çocuk 17-18 yaşına geldiği zaman ne ana, ne baba, ne ata, ne vatan tanımaz hale geliyor. Şimdi efendim birileri kalkmış Hazreti Ayşe annemiz kaç yaşında evlendi diye bakıyorum velev konuşuyorlar. Konuşanlar kim? İpsiz, sapsız, ahlaksız insanlar. Sana ne kaç yaşında evlendi? Sana ne kaç yaşında evlendi? Ben de Resulullah Efendimizin, peygamberimin ahlakını ya da yaptığı ameli seninle mi tartışacağım? 9 yaşında da evlenir. 90 yaşında da evlenir. Sana ne? Eğer 9 yaşında evlenmek ya da 11 yaşında evlenmek, 13 yaşında evlenmek suç olacak olsaydı Ebu Cehil derdi ya ona suç diye. Hazreti Ayşe annemize ifk hadisesi var siyerlerde. İftira atmışlar, zina etti diye haşa ve kella. Allah onu temizlemek için 18 ayet indirmiş. Ebu Cehil bile Resulullah Efendimiz'e sen efendime söyleyeyim Ayşe ile küçük yaşta evlendin diye iftira atacak bir mahal bulamamış. Bugün Ebu Cehilleri onlardan daha adi Resulullah Efendimiz'e laf demeye çalışıyorlar. Ahlak zerifler. Bir sürü görüş var. 9 yaşında o diyenler var, 19 yaşında diyenler var, 13 yaşında diyenler var, 15 yaşında diyenler var. Kardeşim kaç yaşında evlendiyse evlendi. Resulullah bu. Allah'ın tasdiki var onda. Her yaptığını Allah onaylamış. Sana ne? O diyenlere soruyor. O yüzden korkmayın. Çünkü وَمَا يَنْدِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَا. Allah onun hakkında onay vurmuş. O peygamber var ya وَمَا يَنْدِكُ عَنِ الْهَوَا hevasından konuşmaz اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَا onu konuştu ancak ve ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir. Bizim böyle bir peygamberimiz var. Biz peygamberimizi sorgulayamayız. Bir peygamber yaptığı her amel, evet, her ameli arkadaşlar biz tasdik ederiz. Evsiz olur ama medresesiz olmaz. Medrese bizim cennetimizin yoludur. Onun yıkıldığına sabretmeyelim. Elimizden geldiği kadar onu yapalım. Erkek Kur'an kursu lazım. Talebeye at yollayacaksın. Gelsin okusun diye. Gerekirse gidip sen alacaksın. Ona sen at olacaksın. Efendimiz talebeye böyle kıymet veriyor.
Talebe de kendini bulunmaz hiç kumaşı sanmayacak. O da hocasına çok hürmet edecek ama hoca da talebesinin kıymetini böyle bilecek. Neden? O zaman Allah rahmeti bereketi indiriyor da ondan. Evet, onu da geriye alalım. Mikrofonu getir, sen. Evet, tamam, oradayım. Derimizden bahsedecekler. Yani bu bizim şeyin alınması, efendim ruhsatın alınmasıyla Efendimizlerimizin yıl dönümü bir araya geldi. Yani vefat ettiği yıl dönümü ama biz o niyetle yapmadık. Efendimiz'e bir hediye ikram edelim niyetiyle yaptık. Bu kardeşlerimiz de Efendimizlerimizin bize emanetidir. O yüzden dolayı bunlar da bir şeyler başlayacaklar. Buyurun bakalım. Artırsın inşallah. Amin. Medrese bu arkadaşlar. Allah'ı, Resulullah'ı anlatan yer medresedir. Devam. O yüzden sebep Allah medreselerimizi daha da kavi etmeyi Balıkesir'in her bir mahallesine hem erkek hem kız medreselere ihya etmeyi tez zamanda bize ihsan eylesin. Amin. İhsan eylesin. Amin. İhsan eylesin. Amin. Bu cemaatle yola çıkıyor. Allah'a emanet. Biz de. Evet arkadaşlar.
Bizim yapacağımız bu medreseyi anlatıyorum şimdi. Medresemiz Kuvayi Milliye'de. 3,5 dönüm üzerine. Arka tarafında 150 ya da 200 kişilik kapasitesi bulunan bir medrese olacak. Yerimiz 2 bloktan oluşuyor. Arka taraf medrese, ön taraf hizmet binası. Hizmet binasında ne var? Hizmet binasında bir aşağıhanemiz var. 2 ne var? Efendim, kız ve erkeklere ait, kadın ve erkeklere ait bir mescidimiz var ve yemekhanemiz, yemekhane dediğimiz düğün salonumuz var. Aynı zamanda gençlik merkezimiz var. Aynı zamanda toplantı salonumuz var. Hizmet binasında bunlar var. Yani istiyoruz ki orada bir aşhane kurduğumuz vakitte ilk başta 200, 500, 1000 kişilik bir yemek çıkartalım. Orada en azından. Arka tarafta medresemizde efendime söyleyeyim 150 kişilik kapasiteye sahip olacak. 200 de olabilir. 8-9 adet bir dersliğimiz olacak. Efendim orada revir, misafirhane, efendim kütüphanemiz olacak. Büyük bir kütüphanemiz. Aynı zamanda mescidimiz, spor salonumuz olacak. Bununla beraber medreseye ait ayrı bir mutfak, yemekhanemiz olacak. Efendim ve bayanlara ait ve erkeklere ait de bir misafirhanemiz olacak. Yani bizim en büyük sıkıntımız şu anda geliyor, aile olarak geliyor, kalacak yerimiz yok. Sen orada kal, sen orada kal. Yer ayarlıyoruz. Üzer Hoca kadınlar sizin eve gitsin diyoruz falan yani. Olmuyor. Aile için bir yer lazım. Erkekler için ayrı bir yer lazım oluyor. O yüzden bir misafirhane yaptık. Efendim bu yerde bilgi işlem olacak, çağrı merkezleri olacak, toplantı salonlarımız bulunacak nasip olursa. Bununla beraber medresemiz 450 metrekare üzerine oturuyor ve 5 kat değil mi orası? Medrese bölümü. 5 kat. Efendim hizmet binası ise 400 metrekare üzerine oturacak. Orası da 4 ya da 5 kat olacak değil mi? Doğru. Evet. Dolayısıyla ortada bulunan bir boşluk var ortada. Arka tarafta efendim medresemiz var. Ön tarafta hizmet binası var. Orta tarafta ise bir boşluk alanımız var. Orası da bizim spor tesisimiz. Yani çocukların futbol oynaması yahut da diğer aktiviteleri yapması için büyük bir tesis olacak. Biz böyle niyet ettik. İlk başta arkadaşlar davanıza inanacaksınız. Davanıza inanırsanız başarılı olursunuz. Soruyorum. 8 sene evvel çok iyi hatırlıyorum. İlk sohbetimde dedim ki arkadaşlar öyle bir zaman gelecek ki burada 150 talebe olacak. Ortada bir tane talebe yok. Millet tabii ne yapsın şimdi hoca konuşuyor galibim dedi yani. Ne yapsın? Arkadaşlar, 150 talebeye bundan 3-5 sene evvel ulaştık. Tamam. Şimdi sadece yatılı medreselerimizde okuyan talebe 130 ile 150 arasında. Yazdıklarla beraber 200-300 kişiyi bulduk. Yani şu anda okuyandan bahsediyorum. Yani. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. Medresede bu medrese teşkilatı şunu söyleyeyim. Sadece bu külliyeyle kalmayacak arkadaşlar. Biiznillah. Allah'a güvenerek konuşuyorum. İnanır mıydınız Üçpınar'da efendime söyleyeyim medrese. Geçen gün Nusret abiyle diyorum. Nusret abi hatırlıyor muyum dedim Üçpınar'ı nasıl oldu? He dedi hatırlıyorum. Gidiyoruz geliyoruz. Yolumuz bir türlü Üçpınar'dan geçiyor yani. Ya dedim Nusret abi biz buraya çok gelmeye başladık dedim. Herhalde bizim nasibimiz var dedim. Bir hafta sonra Üçpınar'daki yere anlaştık değil mi? Bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Allah bir kapı açıyor. Bakıyorsun ki her şey var. Oluyor arkadaşlar. Böyle Üçpınar bitti. Bak yaklaşık 5-6 aydır talebeler okuyor orada. Ama ondan evvel 2. Sakarya'ya sığmıyorduk. Talebeleri aldık karşı binaya koyduk. Bodrum katına. Oradan üst kata çıktık. Oradan ev sahibi Allah razı olsun bizi kovdu. Yani iyi oldu ama. Yani kızmıyorum ben ona. Niye kızayım? O da haklı yani. Efendim olsun. Sonra geldik buraya. 9 ay burada kaldık. Çocukların hiçbir penceresi yoktu. Hatırlıyorsunuz size anlatıyordum ben bazen. Bir tane yukarıdaki penceresi var.
Yani hava almıyorlar, yatakları yok. Hasta olan kaloriferin dibinde yatıyor. Yemekhane bir tane, bir iki tane tuvalet var, o kadar yani. Tam böyle imtihan. Çocuklar darlandı falan, dedim oğlum. Sabredin, Allah size daha büyüğünü verecek. Dayanamadı, birisi gitti. Geçenlerde geldi, oraya görünce içe gitti bu sefer. Tabii. Bak şimdi orada Allah öyle bir yer nasip etti ki her tarafı güneş alıyor. Öyle değil mi? Evet. Her tarafı güneş alıyor. Oyun sahası da var. Yani efendim özür dilerim. Yemekhanesi ayrı. Efendim yatakhanesi ayrı yapacaktık, yapamadım. İnşallah o da olur. Şimdi niyetimiz ne? Şu anki planımız. Yarın bir gün ne olur bilmiyorum. Şu anki niyet planımız şu. Erkekleri, yani hem hafızlık bölümünü, üç bunları, hem de efendim bizim şu andaki hafızları, ikinci Sakarya'da bunların hepsini külliyeye alacağız. Tamam? Külliyeye alacağız. 70 talebe yaklaşık. Oraya geçecekler. Peki bizim kadınlar şu anda kirada, kızlar. Kızlar emin olun ağlıyorlar, biliyor musunuz? Şaka değil ha. Güzel Hoca öyle mi değil mi? O anlatıyor bana. Ağlıyorlar. Neden? 8 senedir geldik, bizi bir binaya kilitlediniz ya. Bir medrese yapamadınız diye hüngür hüngür kadın hocalar ağlıyor. Şaka değil ha bu. Demagoji de yapmıyorum. Bana ha bu söyledi. Hüseyin Hoca. Yani efendim Hüseyin. Dolayısıyla şimdi dedik ki onlara. Dedik kardeş bak biz bu erkekleri alacağız buraya külliyeye. Siz dedik anladık güneş görmüyor kuytu bir yerde falan filan. Efendim siz dedik nereye istiyorsunuz? Üçpınar'ı mı istersiniz? İkinci Sakarya'yı mı istersiniz? Dediler ki ikinci Sakarya'yı istiyoruz. Sizi onları şimdi oradan alacağız. Nasip olursa ikinci Sakarya'ya koyacağız. Kızların medresesinde şimdilik öyle kapatmış olacağız. Sıbyanımız 28-30 bin liraya yakın aylık veriyoruz şimdi, vereceğiz oraya. Değil mi Azmet Hoca? Azmet Hoca burada mı? Öyle mi? Evet. Şimdi orada da kiradayız. Öbür tarafta kirada. Bu sefer efendim Sibyan'a ne yapacağız? Sibyan'ı alacağız Üçpınar'a. Köy yeri. Yani yayla gibi. Şimdi arkadaşlar Allah kapıları açıyor. Bak dediğim gibi. Bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız ilk başta onun rüyasını göreceksiniz arkadaşlar. Ne demek rüyasını göreceksin? O kadar çok düşüneceksin ki artık hayalinde o senin görür gibi olacaksın. Yani davana inanacaksın. İnanacaksın. Bu davaya inanırsak 8 sene evvel dediğimizi Allah bize nasıl ihsan ettiyse, bakın bu söylediğimi unutmayın. Bir gün gelecek ve çok kısa zamanda. Ben öyle itikad ediyorum ve inanıyorum. Yemin etsem belki bilmiyorum, herhalde günah olmaz. Allah çok kısa zamanda sanki orayı külliyeyi bize verecek, ihsan edecek diye içimde öyle büyük bir his var ki. Tarifi mümkün değil. Çok kısa bir zamanda. Bir gün gelecek, külliye bitecek. Ben bu lafları yine söyleyeceğim arkadaşlar. O zaman bu anı unutmayın. Tamam mı? Bunu da kayıtta ayrı bir yere koyun. Yani olacak arkadaşlar. Ben iman ediyorum, Allah'a inanıyorum. Allah vallahi billahi Rabb'ime güvenerek söylüyorum, ihsan edecek. Bunun katiyen şekki şüphesi yok. Katiyen yok. Siz yeter ki iman edin arkadaşlar. İnanın. Davanızın hak olduğuna, Allah'tan bunu isteyeceğinize inanın. Vallahi billahi yer gök mülk Allah'ın. Allah'ın. Buraya ilk geldim. Medine külliye davası vardı. Çok iyi hatırlıyorum. İvrin diye sohbete gidiyorum. Böyle yokuşa çıktım, aşağı doğru sallanıyorum. Gayri ihtiyari. Lan baktım yerle gök sanki birleşmiş gibi bu orada. Böyle öyle bir geniş bir feza geldi ki bana. Kendi kendime dedim ki tam böyle yer arıyoruz falan. Allah'ım dedim. Şu gök senin, yer senin, arş senin. Yahu dedim ben senden iki dönüm yer istiyorum. Vermeyeceğim onu bana dedim. Vallahi billahi böyle dedim. Bir ay geçti geçmedi biz Köylü Köyü'nden yer aldık. İki dönüm. İki dönüm 200 metrekare. Allah'tan isteyeceksin arkadaş. Verecek olan Allah. Sen mi vereceksin? Allah verecek. Biz kimden istiyoruz? Kimden istiyoruz? Allah'tan. Kimden? Allah'tan. Allah'ım ihsan eyle. Amin. Teyze.
zamanda çok hayırlı hocalarla ve talebelerle doldur taşır her yere ulaştır ya Rabbi. Amin. Doldur taşır her yere ulaştır ya Rabbi. Amin. Okunan hatmi şerifleri ilk olarak Resulullah Efendimiz'e, bütün ashaba, bütün Allah dostlarına ve Efendi Hazretlerimizin ruhlarına, burada bulunan bütün meşayihlerin ruhlarına hediye etsen muhasır eyle ya Rabbi. Amin. Hareketlerine ihsan eyle Allah. Amin. Bıkmaktan, usanmaktan, gevşeklik gösterip geri kalmakta bu davada sen muhafaza eyle Allah. Amin. Evladımızı, ahfadımızı, zürriyetimizi çok hayırlı mübarek eyle. Amin. Sıkıntılarımızı izale eyle. Amin. Maddi, manevi, zahiri, batili bütün sıkıntılarımızı izale eyle. Amin. Genişlikler ihsan eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle. Amin. Depremlerden, afetten, yangından, selden muhafaza eyle. Amin. Açlıkla bizleri imtihan eyleme. Amin. Kıtlıkla bizleri imtihan eyleme. Amin. Ya Rabbi, dünyamız için, ahiretimiz için dünyayı istiyoruz, sen ihsan eyle. Amin. Kibirden, gururdan sen muhafaza eyle. Amin. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Sıkıntılarını izale eyle. Amin. Bir an önce Gazze'ye de, Doğu Türkistan'a da, Myanmar'da rahmetinle muamele eyle. Amin. Bizden hayır dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı isteklerini ihsan eyle. Amin. Amin ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dur. Son müjdeyi unutmadım. Son müjdemiz. Evet. Şimdi sizden ricam, bunu lütfen niyet edin, dertlenin, yayılsın. Bölge bölge yayılsın, burada bir ilmin merkezi kuruluyor. Buradan yapacağımız şey, söylüyorum, ilmin merkezini Balıkesir yapacağız Allah'ın izniyle. Bak göreceksiniz. Buraya ben gelirken bir Balıkesir'de görev yapacak bir hoca olarak gelmedim. Niyetimi söyleyeyim. Bunu arkadaşlarla ben paylaşıyorum zaman zaman. Benim niyetim, Efendi Hazretlerimizin bize öğrettiği bu medrese sistemini başta olmak üzere bu ilmi Türkiye'ye değil, yemin ediyorum, Allah'a yemin ederek konuşuyorum, bütün dünyaya yaymak niyetiyle geldim ve Allah bunun altyapılarını yapıyor şu an. Yani ona niyet etti. Hepimiz ettik değil mi? Evet, ettik arkadaşlar. Ve bu şaka değil. Göreceksiniz, Allah buradan merkezi başlatacak ve dalga dalga bu ilmi, ameli, ihlası yayacak arkadaşlar. Şimdi son müjdelerine geliyoruz. Çok arkadaşları istişare ettik. Konuştuk. Yani bize her sene bir 10-15 kişi geliyor. Tamam mı? Erkeklerden de oluyor, kadınlardan da oluyor. Biz tabi bunu kah ilgilenebiliyoruz, kah ilgilenemiyoruz. Ama ve lakin bu biraz daha dedik ciddi olsun, resmi olsun. Çünkü bu bir talep. Yani biz bunu gözümüzü kapasak da bu bizi buluyor. Buluyor mu Huzeyfe Efendi? Buluyor. Buna sebep olan da biraz Huzeyfe, iki de bir de söylüyor bana bunları. Hocam şu şöyle oldu, böyle oldu falan. Benim aklıma da böyle bir şey geldi. Allah getirdi. Niyetim şu arkadaşlar, niyetimiz. İstiyoruz ki, efendime söyleyeyim. Evlenmeyi arzu eden bir kardeşimiz, yaşı kaç olursa olsun, namaz kılmak şartıyla ve tesettürüne riayet etmek şartıyla bize ismini yazdıracak. Biz bir form hazırlıyoruz. Tamam mı? CV'sini alacağız ondan. Erkeklerin fotoğrafını alacağız. Kadınların almayacağız. Biz kimseye kefil değiliz. Sadece şöyle şartlarda, şöyle kişiler var, bunları buluşturacağız. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Sadece buluşturacağız. Bunu nereden yaptık? Yıllar evvel ben oturuyordum İsmail Ağa'da. O zamanlar Recep Hocam'ın kursunda, orada çok biliyorsun 500 tane talebe vardı. Kız kursu da vardı Ümraniye'de, çok büyük yani. Benim akrabam İlhami Hoca böyle evlendi. Nasıl evlendi? Bunlar yaşları büyük, icazeti alması da yaklaşmış. Bunların fotoğraflarını çekmişler. Kızları yollamışlar. Ufak da böyle bilgi formu gibi yapmışlar. Çünkü kızlar gidiyorlar ki erkek kursuna nasıl irtibatı kuracak? Çünkü zaten bunlar dışarıdan gelmişler. Bu şekilde buluşturarak evlendiriyorlardı. Tamam mı? Yani ön ayak oluyorlardı. Bizler de evlenmek isteyen kardeşlerimize, efendime söyleyeyim, ön ayak olalım, vesile olalım diye efendim
başvur erkeklerden ya da kadınlardan. Biz kimseye kefil değiliz. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü tanımıyoruz. Sadece bilgilendirme yapıyoruz. Onlar kendi aralarında aileleri vesile ederek, göndererek araştırırlar. Durumlarına bakarlar. Uygun görürlerse istihare yaparlar. Olur. Olay bu. Sadece biz Müslümanların bu efendime söyleyeyim kanayan bir yarası olarak gördük. Nasıl yardımcı olabiliriz'i konuştuk. Efendim bir evlendirme dairesi falan değiliz. Ama sadece birilerine vesile olalım da kardeşlerimiz gerçekten hocam biz işte kursta okuduk ya da hocam ben namaz kılıyorum ama namaz kılan birisini arıyorum diyor gibi. Böyle bir efendim dertlendik. Sizin de bilginiz olsun. Bu konuda da inşallah Rabbim hayra vesile eder. Amin. Allah cümlemizi rızasını daim eylesin. Amin. Sıkıntılarınızı izah eylesin. Amin. Söyledim ya. Sen niyet et. Sıkıntılarımızı izah eylesin. Genişlikten ihsan ve ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya Nebi selam aleyke. Ya